Beton mu, yeşil mi desem, betonu tercih edeceği kesin olan, çevreye, doğaya ve kente olan ihanetlerinde kandırıldım diyerek kendine bir suç ortağı arayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Milletimiz için değil, müteahhitler için çalışan bir bakanlık. Sizler ekonomiyi sadece inşaat sektörüyle idare etmeye çalıştığınız için tabii ki her gördüğünüz yeşil alanı, her gördüğünüz sosyal alanı, hatta okullara bile imar gözüyle bakarsınız. Evet, bu bütçede mahsulünü toprakta yakan çiftçi yok. Torunlarına şeker bile alamayan emekli yok. İşsizler yok, gençler yok, kadınlar yok. Kadınlar yok, kadınlar, kadınlar yok. Erzurum'da doğal gaz parası olmadığı için, Erzurum'da, duydun mu Erzurum diye bir kent, Türkiye'de Erzurum var. Tezek yakan vatandaşın bütçesi yok. Aldığı burslarla geçinemeyip, inşaatta çalışmak zorunda kalıp hayatını kaybeden öğrencinin bütçesi yok bu bütçede. Atanamayan sağlıkçılar yok. Bu bütçede bir küsür milyon havale edebilen öğretmenin bütçesi var. Ama emekli olduğu halde taksicilik yapmak zorunda kalan öğretmenin bütçesi yok. Ekmeğinin gramajı azalan, çocuğuna ayakkabı bile alamayan işçinin bütçesi yok bu bütçede. 50 kuruş yemekhane zammı belini büken öğrenci yok bu bütçede. Kim var biliyor musunuz? 5 milyon euroyu yuvarlayabilen ve vergi borcu silinen, zenginken daha çok zengin olabilen iş adamları var bu bütçede. Ben halkımın seçtiği bu yüce milletin milletvekiliyim ve milletin hiçbir yararı olmayan, milletin hiçbir kesimini içinde barındırmayan bu bütçeyi iktidara aynen iade ediyorum ve biz artık milli bir bütçeyi hak ediyoruz. Oradan konuşacağınıza kalkacaksınız. Neresinde işçi var? Neresinde emekçi var? Neresinde öğrenci var? Neresinde öğretmen var? Sizin yaptığınız ayıp. Sayın Yedekçi, bu ülkeyi sömürüyorsunuz. Lütfen sizin yaptığınız ayıp. Biz bu ülke için gerekirse canımızı veririz. Sizin gibi lafta konuşmayız.